Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Dilan ve Baran'dan boşanma öncesi son sözler. İkili ya itiraf edecek ya da bu aşkı kalplerine gömecekler. Peki ya ne yapacaklar? Sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Kan Çiçekleri'nde Baran ve Dilan adım adım boşanma evresine yaklaşırken oldukça gergin ve düşünceliler. İkili istemeye istemeye ayrılma noktasına kadar geldi. Baran Dilan için yeterince savaş verip vermediğini sorgularken Dilan'ın gidecek olmasına kahroluyor. Boşanma kararının ağzından çıkmasıyla oldukça üzgün olan Dilan kader tarafından sorguya çekiliyor. Dilan'ın verebilecek cevabı yok. Baran'dan duymak istediklerini duyamadığı için ikilemde. Baran ve Dilan birbirlerine son kez doya doya bakıyor gibi sanki. Dilan Baran için veda hediyesi hazırlayacak. Bunun için oldukça özeniyor. Serap'sa Baran için boş hayallere kapılıyor. Baran onun frene basmasını sağlıyor neyse ki. Bu konuşmaları duyan Dilan ne hissedecek? Dilan Baran'dan özür dilerken boşanmadan dönebilecek kadar cesaretleri var mı acaba? Aşklarıyla sınanan bir diğer çiftse Fırat ve Gül. Hem Hasan hem de kader bu ilişkinin önünde engel. Yıldırım nikahı yapmadıkça ikili kolay kolay kavuşamaz gibi duruyor. Dilan'ın her şeyi öğrenmesine, yani Baran'ın Serap'la sadece arkadaş olduğunu öğrenmesine çok sevindik. Dilan'ın Serap'la Baran'ın arasında bir şey olmadığını öğrenmesi yüreğimize su serpti. Serap da Baran'dan umduğunu bulamadı. Çok şükür boşanmadan gerçekler ortaya çıktı. Artık geriye bir tek itiraf kaldı. O itirafı da inşallah ölmezsek seneye duyarız. Serap'ın daha Dilan gitmeden Baran'a yanaşması tam bir affedersiniz nokta noktaydı. Serap artık diziden gitsin butonuyuz. Beğen tuşuna bas, Serap diziden defolup gitsin. Dilan da zaten bu yüzden boşanmak istemiyor muydu? Bunlar sadece arkadaş. Şimdi vazgeçsin ve gitmesin. Baran'ın anlama sorunu, Dilan'ın da gereksiz gururu bizleri artık deli ediyor. Bu dizideki tek sorun iletişimsizlik. Koca koca insanlar yanlış anlaşılmalarla ne hale geldiler? Ahmet amcanın her sözü ise kalbimize işliyor. Baran'ın Serap'a biz arkadaşız demesi çok güzeldi. Dilan ve Baran'ın kahvaltısına ne oldu? Dilan yaralanmadan önce birlikte kahvaltı yapmaları gerekiyordu. Yağmur Dilan'a söz verdi. Öyleyse niye yapılmadı o kahvaltı? Neyse ki Serap morardı kızardı. Serap beter olsun. Dizideki iç seslerden de midemiz bulandı artık. Hadi sen de görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Baran ve Dilan boşanmasın, aşklarını itiraf etsin diyenler burada mı? Serap'ın Baran'ın Dilan'a aşık olduğunu anlamasına sevinen bir tek biz miyiz? Dilan'ın Baran'ın her şeyini bilmesi ama onu ne kadar çok sevdiğini bilmemesine acayip şaşırıyoruz. Tek korkumuz yaşlı teyzenin sevdiğiyle hikayesinin yarım kalması gibi Dilan'la Baran'ın hikayesinin de yarım kalması. İşte bu çok acı olur. Gerçekten Baran artık fark etsin Dilan'ın aşık olduğunu. Yeter artık, bıktık, yaşlandık. Ama Serap yine de Baran'la Dilan'ı görünce kıskançlıktan çatlıyor. Serap beter olsun. Baran'ın Dilan'ın çocuk gibi yüzüne bulaştırmışsın deyip yüzünü silerken gülmesine mutlu oldunuz mu? Serap bile öğrendi artık bunların aşkını, bir hala bunlar kendisi kabul edemedi. Yani birbirinizi bu kadar düşünüp severken nasıl bu evliliği sonlandırmaya meraklısınız, gerçekten inanamıyoruz. Azade'yi boğmak isteyen kaç kişiyiz? Azade, Serap ve Derya cadısına lütfen fırsat vermeyin. Serap'ın gitmesini istiyoruz ve Allah aşkına şu Baran'la Dilan'ın iç sesinden bıktık ya. Bu ne, hep aynı şeyler. Bunların iç sesine en sonunda mikrofon takacağız. Ah Baran ah, hiç kadın ruhundan anlamıyorsun. Sen kal demedikçe Dilan gitmesini istediğini zannedecek. Sen kal gitme dersen Dilan da hiçbir yere gitmez. Tek umudumuz kaldı, o da aşiret meclisi. İnşallah boşanmalarına razı olmazlar. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Adım adım boşanmaya gidiyoruz. Restine rest, jestine jest. Bundan sonra böyle. Boşanma işlemleri başlıyor, Azade'nin ise yüzü gülüyor. Sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Kan Çiçekleri'nde heyecan sürüyor. Baran ve Dilan birbirlerine duygularını açıklamamakta kararlı. Dilan kıskançlıktan geberirken Baran da durumu açıklamak yerine restleşme yoluna gidiyor. Dilan'ın boşanma isteğiyle geri dönüşü zor bir yola gidiyoruz. Serap durmadan bölmüyorum değil mi derken tam da ortadan bölüyor. Kader de sürekli sen yanlış anlamışsındır Dilan kızım demekten öteye gidemiyor. Baran Dilan'ın mutsuzluğuna farklı yorum yaparken Dilan da Baran'ın kendisini evden uzaklaştırdığını düşünüyor. Tam bir yanlış anlaşılma girdabının içindeyiz. Bir yandan Derya, bir yandan Serap, öbür taraftan da Azade çok sıktı bizleri gerçekten. Baran'ın açıklama yapmayıp üstten üstten konuşma tavrı çok yanlış. Sakince Dilan'ı rahatlatsaydı boşanma evresine geçilmezdi. Dilan'ın da gelgitleri çok yordu bizleri. Bir çıkış yolu bulamadı bu hikayede. Çıkışı geçtik, tutunacak bir dalı bile yok. Bu yüzden boşanmak en kolayı tabii ki.
Baran da dünden razıymış hemen. Bakalım bu boşanma gerçekleşecek mi? Yazık. Bütün dizilerde boşanma var. Keşke Kan Çiçekleri'nde boşanma değil de aşk itirafı olsaydı. Bütün hevesimiz kaçtı. Güzel mutlu anları izlesek ama nerede? Hep mutsuzluk, hep bir sıkıntı. Bunaldık. Güzel çiftler görmek istiyoruz. Biz aşkını itiraf edecek diye dört gözle beklerken boşanma itirafı geldi. Sabrımız artık taşıyor. Yeter artık diyenler, bize katılanlar beğen tuşuna bassın. Rating düşmesin diye televizyon izleyen seyirciyi senarist yüksekten düşürdü. Artık fragman izliyoruz. Dizi değil. Yine kocaman bir hayal kırıklığı yaşadık. Hayaller ve hayatlar dedikleri bu olsa gerek. Biz itiraf beklerken mutlu mutlu doya doya aşklarını yaşayacaklar derken senarist yine hayal kırıklığı yarattı. Bu ne ya? Bıktık gerçekten. Ama Baran'la Dilan boşanmayacak diyoruz. Dilan'ınsa bu çıkışını süper diyenler var, beğenenler var. Baran'a ise itiraf etmedi, sana müstahak diyenler var. Bunlar da hiç konuşmuyorlar. İç seslerine bir mikrofon mu taktırsak ne? Biz aşklarını itiraf edecekler, aynı yatakta uyuyacaklar derken boşanıyorlar. Azade ise boğmak istiyoruz artık. Biz hayatımızda bu kadar birbirini yanlış anlayıp konuşarak halledemeyen ve sürekli içinde tutan bir çift görmedik. Yemin ediyoruz izledikçe içimiz şişiyor. Sezon finali olmadan artık aşk itirafı gelsin. Yoksa sinirden ağlayıp kriz geçireceğiz. Baran da nasıl heyecanlandı Dilan bir şey söylemeye çalışırken ama hayal kırıklığına uğradı. Ne zaman mutlu olacak bunlar? Televizyon başında kendimizi öldüreceğiz vallahi. Ama boşanmayacakları bizce kesin. Artık Baran'dan aşk itirafı, Dilan'dan da Serap'tan kıskandığının itirafını bekliyoruz. Azade ise nasıl sinsi sinsi gülüyor ama boşuna, boşanmayacaklar. Hadi sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Biz diyoruz ki Baran'ın acilen Dilan'a aşkını itiraf etmesi lazım. Senarist de diyor ki daha çok beklersiniz. Ama şükür ki sonunda Baran Dilan'ın kıskandığını anladı. Artık rahatça uyuyabiliriz. Dizimiz reytingler yüzünden sakın harcanmasın diyenler burada mı? Kerem de olmasa Baran'ın hiçbir şey anlayacağı yok. İyi ki varsın Kerem. Dilan'ın seni kıskandığını göremeyecek kadar kör olamazsın be Baran. Kerem de olmasa Baran Dilan'ın kıskandığını anlayamayacaktı. Dizi gittikçe güzelleşiyor. Fragmanı ağzımız açık izledik, öyle değil mi? Dilan'ın Baran'ı Serap'tan kıskanması çok güzeldi. Dilan'ın kıskandığını duyunca Baran da nasıl mutlu oldu ama? Bizce iyi yapmış Dilan. Böylece ağımız biraz daha sürünür ve evli bir erkek nasıl davranacak öğrenir. Baran yüzüğü görünce Dilan'ın ciddiyetini artık anlamıştır. Baran o kadar ihtimal vermiyordu ki Dilan'ın kendini sevdiğine. Kerem seni Serap'tan kıskanıyor deyince şaşkın bakıyor. Sonunda Kerem söyledi, onun sayesinde Baran da gerçekleri gördü. Dilan'ın sevdiklerini paylaşmasın, sana aittir, benim olan benimdir demesi de çok güzeldi. Dilan son iki bölümdür resmen racon kesiyor. Benim olan benimdir, ulan diyor. Aferin kız sana, Baran'ın yapamadığını sen yapıyorsun. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Baran Aysa her zamanki gibi ekmeğinin peşinde.